dışı küçük. Lefkoşa'da kebabın doğru adresi, eşsiz lezzetlerin mekanı, Urfalı Osman Bey Konağı, Cemre Akar'la 360 dereceyi sunar. Diyalog TV ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi saatlerimiz 15.10'u gösterirken 360 dereceyle sizlerle birlikteyiz. Evet, ülke gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün yeni bir gündem, hatta güne uyanıyoruz. Yeni bir gündemle güne başlıyoruz. Bir yandan artık her gün kalktığımızda duyduğumuz yeni zam haberlerine neredeyse alıştık. Tepki vermiyoruz ama kafamızda da bu ülke nereye gidiyor? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Soruları kaçınılmaz bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin gençleri ne durumda bu arada? Eğitim nereye gidiyor? Ekonomide bu yaşanan kritik dönem ne kadar daha böyle devam edecek? Düzelecek mi? Yoksa daha da mı zor günler bizleri bekliyor? Bir yandan neredeyse bu yoğun ekonomik kriz içerisinde unuttuğumuz Kıbrıs sorunu ne durumda? Bütün bunlar kafamızda soru işareti oluşturuyor. Yine gündeme, ülke gündemine hızla oturan bir konu, UBP kurultayından sonuç ne çıkacak? 4 aday kıran kırana neredeyse yarışıyor. Herkes UBP kurultayından çıkacak olan sonuca odaklanmış, kilitlenmiş durumda. Bugün yoğun bir program olacağı benziyor. Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli iki konuğum bugün bizlerle birlikte. Bir tanesini sizler tanıyorsunuz. Daha önce birkaç kez konuk etmiştik. Muhasip Murakıp Sayın Aydın Soyer bugün bizlerle birlikte. Diğer konuğum ise Sayın Mustafa Çalı'da, ki kendisini bundan böyle ekranlarda daha sık göreceğiz, daha fazla adından söz ettireceğe benziyor. Şimdilik hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Yoğun bir program olacağı benziyor. Süremiz yettiğince sizlerle konuşacağız. Tabii ki ortak bir title, başlığımız Ulusal Birlik Partisi Parti Meclis Üyesi adayı olarak. Hem siyaset bilimi öğrencisi Mustafa Çalı'da, tabii daha tanıtacağız ama Aydın Soyer, Muhasip Murakıp, ama bunun yanı sıra bugün bu koltuklarda Ulusal Birlik Partisi Parti Meclis Üyesi adayı olarak yer alıyorlar. O yüzden diğer programlara nazaran bugün biraz da bu konulara değineceğiz. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultay dönemini tartışacağız. Dilerseniz Mustafa Çalı'da ile başlayalım. Çünkü Aydın Soyer'i dediğim gibi birçok izleyicimiz tanıyordur. Ekranlardan artık alıştık Aydın Soyer'e. Mustafa Çalı'da çok sevdiğimiz, çok ümit vaat eden bir genç arkadaşımız. Bir tanıyalım Mustafa'yı. Öncelikle duygu ve düşüncelerimi halkımızla ve tüm Ulusal Birlik Partili üyelerimizle paylaşmama olanak tanıdığınız için sizlere teşekkür ederim. Ve ekranları başında bizleri izleyen herkese saygılarımı sunarım. Evet. Mustafa Çalı'da'yı biraz yakından tabii, tanıyalım. Mustafa Çalı'da kimdir? Mustafa Çalı'da 22 yaşında. Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi son sınıfı öğrencisidir. Doğduğundan beri Ulusal Birlik Partili olan kök UBP'li bir ailenin evladıdır. Hı hı. Sivil toplum kuruluşlarında aktif katılımda bulunan Doktor Fazıl Küçük Hareketi Kurucu Başkanı, Doktor Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olan bir sivil toplum aktivistidir diyebilirim. Evet, ve artık zamanı dediniz ve gönül verdiniz. Evet. Yürekten bağlı olduğunuz Ulusal Birlik Partisi'nin
parti meclis üyeliğine, hı hı, gençlik kotasından adaylığınızı koydunuz. Evet. Peki bu kararı verirken neler planladınız, neler hedeflediniz veya ileriye yönelik neleri değiştirebileceğiniz kanısında oldunuz ve böyle bir karara, evet, vardınız? Evet, ben bu kararı verirken tabii ki benim gibi düşünen parti içerisindeki birçok arkadaşımla da istişarede bulundum. Hı hı. Benim amacım Ulusal Birlik Partisi'nde gençlik kolları kısmında bir değişim yaratmaktır. Hı hı. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nde milletvekili çıkaran, belediye başkanı çıkaran, genel başkan çıkaran, cumhurbaşkanı çıkaran mekanizma gençlik kolları olmalıdır esasındayım ben. Bundan dolayı da gençlik kollarımızın revizasyona ihtiyacı olduğunu düşünmekteyim. Hı hı. Örneğin partimizde birçok siyasi ile zıt düştüğü için harcanmış olan ve bazı siyasal hesaplaşmaların kurbanı olan birçok donanımlı, bilgili, işinin ehli genç arkadaşımız vardır. Ve bu arkadaşlarımız maalesef partimize küstürülmektedir. Hı hı. Önceliğimiz bu arkadaşlarımızın parti içerisinde önünün açılması ve partimizin gençlik kollarının daha nitelikli bir hale gelmesidir. Hı hı. Genel olarak zaten partide bu, tabii, şikayetleri duyuyorduk. Hı hı. Hatta Sayın Aydın Soylu da bunu birkaç kez gündeme getirmiştik. Yani hatta Ulusal Birlik Partisi'nden çıkan tüm vekiller olsun, üyeler olsun, bunları gündeme getirdik. Yani Ulusal Birlik Partisi'nde bir yenilenme, gençlerin daha faal olması gerektiğine dair bir inanç zaten vardı. Yani gençlik hareketi son zamanlarda diğer partilere nazaran daha pasif kalmıştı. Bir hareket bekleniyordu, isteniyordu. Biraz daha entelektüel seviyenin yükseleceği, biraz daha gençlerin aktif olacağı, yeni vizyonların, yeni misyonların oluşacağı bir parti, evet, hayali vardı zaten, arzusu vardı. Evet, tabii ki bütün bunların ötesinde olan Ulusal Birlik Partisi'nin bu ülkenin en güçlü partisi olması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mihenk taşı olmasıdır. Hı hı. Ulusal Birlik Partisi bu devletin teminatıdır. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'nin gençlik kollarına kendi temel ideolojisini aktarması gerekmektedir. Ve bu temel ideolojiyi aktarmak adına bu gençlik hareketinin Ulusal Birlik Partisi içerisinde bu değişim ve dönüşümü yakalaması gerekmektedir diye düşünüyorum ben. Tabii bunları yapabilmek için de öncelikle bir siyaset akademisi gibi bir mekanizmanın kurulması lazımdır. Hı hı. Ve bu mekanizmanın partinin temel ideolojisini gençlere aktarıp daha dinamik bir gençlik kolları yaratması gerekmektedir diye düşünüyorum. Evet. Yine gençlerle ilgili ne gibi faaliyetler yapılması gerek ülkemizde? Yani neler sıkıntı, ülkemizde neler sorun, bunlar nasıl geliştirilebilir, bunları konuşacağız. Gençlik bölümünü sana ayırmış durumdayım. Ama izleyicilerden de dünden beri, paylaşım yaptığımdan beri yoğun mesaj geliyor. Sayın Aydın Soyer'e çok soruları var. Bugün eminim yorumlar da çok fazla olacaktır. Çünkü programa girmeden önce de konuştuk. Yani halkın artık gönlünde taht kurmuş bazı isimler vardır. Başarısıyla, iş hayatıyla belli yere gelmiş isimlere halkın ciddi bir güveni vardı. Yani siyasetçi kimliklerinin haricinde başarılı iş adamlarına yönelik böyle bir yaklaşım vardır. Ben de çok kez bir ortama girdiğim zaman duyuyorum. Cemre Hanım, işte Aydın Bey'le görüştüğünüz zaman sorar mısınız? Veya işte X bir şahısla görüştüğünüzde lütfen bilgisine, deneyimine danışır mısınız diye. Şimdi tabii ki dünden beri gelen mesajlar yoğun bir şekilde ekonomik durumla ilgili. Siz de hani daha önce dile getirmiştiniz. Birçok ekonomist arkadaşımız da dile getirdi. Dövizde düşüş olsa bile beklenilen oranda olmayacak diye, ki bunu geçtiğimiz günlerde yaşadık. Beklediğimiz sonuca rağmen, rahibin bırakılmasına rağmen yine de beklenilen düşüş oldu mu? Daha fazla bir düşüş bekleniliyor mu? İlk önce size çok teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten
gençlik kollarımızı çok güzel şekilde anlattı. Çok teşekkür ederim Mustafa'ya. Şimdi halkımızın en büyük sorunu ekonomi. Evet, siyaset de çok önemli ama tabii siyasetle ekonomi evet. aslında bağdaşmış bir zorunda ama herkes çok zor durumda. Ben yani bunu işte müşterimden biliyorum. Herkesin ciddi şekilde sıkıntıları var. Ama maalesef hükümetimizin hiçbir atılımı bu yönden yok. Yani ekonomik refahı artıracak hiçbir atılım şu anda hiçbir şekilde yok. Yok yani gerçekleşmiyor. 23 tane madde yapmışlardı daha önce o 23 tane maddeyi. Evet, ekonomik paket. Gerçekten makyaj şeklinde görüyorum ben. Çünkü ciddi bir refah artırıcı bir şeyler değil yani bunlar. Şimdi aslında döviz düştü. Döviz bakılırsa bundan bir 15 gün önceye kadar daha yüksekti ama bir 15 günde dövizde bir düşüklük var. Peki beklediğimiz oran mıydı bu düşüş? Beklenen bir oranda ama yine bu dövizin istikrarlı olacağı belli değil. Yani. Çünkü ben inanıyorum ki yine bir Aralık ayında tekrardan bir çıkış olacağını düşünüyorum ben aldığım analizler sonucunda. Şimdi döviz düştü, hükümet ne yapıyor? Döviz düşüyor, zam devam ediyor. Devam ediyor. Benzine zam var, elektriğe zam var, sütte bir düşüş yok, süt fiyatlarında. Hayvancılığın yeminde bir düşüş yok. Evet. Yani gazda bir düşüş yok. Bunda bir sıkıntı var. Yani döviz düşüyorsa, ham maddenin petrol fiyatları düşüyorsa sen de hükümet olarak toplumunu eğer gerçekten düşünüyorsan bunların fiyatını düşürtmen lazım. Çünkü her zaman diyorsun işte döviz arttığı için arttırıyorum ama öyle bir şey yok. Döviz düştü ama fiyatlarda bir düşüklük yok. Evet. Bu beni çok üzüyor çünkü toplum gerçekten çok zor durumda. Bir an evvel hükümetin bu fiyatları bir şekilde düşürmesi lazım. En azından kontrol etmesi diyelim ama fırsatçılık has safhada. Yani fırsatçılık has safhada. Hiç yani fırsatçılığa girmek istemiyordum bu akşam çünkü daha önce de girdim yani bugün tekrardan girmek istemiyordum ama fırsatçılık has safhada. Bir an evvel hükümetin de fırsatçılara engel olması lazım. Çünkü bakıyoruz bir ürünün fiyatı bir işte markette 5'se ötekinde 10. Yani bu bir şekilde tam hükümetin bir şekilde denetimin yoksun olduğunu gösteriyor. Bir an evvel denetim şart. Çünkü fırsatçılar şu anda ortalıkta dolaşıyor. Evet. Burada ben hükümetten şey bekliyordum. Belli başlı ürünlerin KDV oranlarının düşürülmesini bekliyordum. Neyi düşürdü? İşte daha önce söylediğim gibi işte beyaz eşyayı, temizlik malzemelerini falan ama öyle değil. Temel ihtiyaç gıdalarının düşürülmesi lazımdı. Oysa tam bebek bezi şu anda %5, %0 yap. Niye yapmıyorsun? Mesela gaz, benzin, elektrik aslında bunlar da elektriği düşür, %10 ile elektriğin KDV'si. Düşür elektriği. %10'dan %5'e düşür. Evet. Geçelim. Mesela bunlar yani atılım olabilir bunlar konusunda ama hükümetten hiçbir atılım yok. Bu beni çok üzüyor çünkü toplum çok zor durumda. Refah düzeyi artmıyor. Bu beni çok üzüyor. Başka bir konuya değinmek istiyorum ben burada. Fiyat İstikrar Fonu. Fiyat İstikrar Fonu 1976'da kuruldu ve yürürlüğe girdi. Fiyat İstikrar Fonu nedir? Gümrüklerde, ithallerde elde edilen lüks işte tüketim ürünlerinden elde edilen verginin katkı payının bir şekilde fona mesela ayrılmasıydı. Bu fonu hükümet ne yapıyordu? Temel ihtiyaçlarda akaryakıtta bu fonu kullanıyordu ve akaryakıtın fiyatını bir şekilde azaltıyordu mesela düşürtüyordu. Temel ihtiyaçların fiyatlarını bir şekilde azaltıyordu, düşürtüyordu ama şu anda Fiyat İstikrar Fonu hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir an evvel Fiyat İstikrar Fonu'nun gündeme gelmesi lazım ve Fiyat İstikrar Fonu'nun çalışması lazım. Hükümet Fiyat İstikrar Fonu'nu çalıştırmıyor. Bu beni çok üzüyor aslında. Yani bu yapılabilir bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir çünkü yapılır tabii. Çünkü orada bir şekilde para bir şekilde toplanıyor. O parayı hükümet ürünlerde kullanmıyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde olsun, akaryakıtta olsun kullanmıyor bu parayı. Kullanması lazım. Fiyat İstikrar Fonu'nu kullanması lazım. Burada bir soru işareti var. Fiyat İstikrar Fonu'nda kullanılan para acaba nereye gidiyor? Bu bir soru işareti. Hükümet bu parayı nerede kullanıyor? Yani Fiyat İstikrar Fonu'nun elveşli bir şekilde çalışması lazım diyorum ben. Evet. Peki bir sorun daha olacak. Şimdi daha biz bu hani düşüş oldu dövizde. Belki beklenilen kadar çok değil ama bir düşüş oldu. Ama şu konuşuluyordu daha döviz düşüşü yaşanmadan önce bile. İleride döviz düşse bile tekrardan normale gelse bile bu yapılan zamlar geri alınmayacak. Yani bize ne faydası olacak diye. Bahsettiğim konu işte. Döviz düştü ama fiyatlarda bir düşüş yok. Hükümetin biraz evvel bir an evvel fiyatları düşürmesi lazım. Yani. Peki, denetim haline alması lazım ve düşürmesi lazım. En azından düşmese bile bundan sonra sizce bu şekilde bir devamlılık söz konusu mu yoksa daha da yükselme
olabilir mi? Dediğim gibi işte biraz evvel aralığa kadar dövizin artması artabilir. Yani döviz olasıdır. Artabilir. Döviz artarsa olasıdır. Döviz artarsa tekrardan fiyatlara bunlar yansıyabilir diyorum. Ama dediğim gibi en azından düştüğü zamanlarda hükümetin bunlara el atması lazım ve fiyatları düşünmesi lazım diyorum. Evet. Yani biraz daha kontrollü bir şekilde. Fırsatçılara kontrol etmesi lazım diyorum ben açıkçası. Evet. Çünkü ortalık fırsatçı dolu. Şimdi şöyle bir şey de çok deniliyor ki hatta hani muhalif taraflardan bile bu yorumlar geldi. Hükümetin şanssızlığı da ciddi bir döviz krizi döneminde başa gelmiş olması. Evet. Ama yine de kafalarda bir soru işareti oluyor. Acaba sizin partiniz, Ulusal Birlik Partisi bu dönemde hükümette olaydı, işler farklı olur muydu? Yoksa zaten yapılacak bir şey yok mu? Tabii ki siz önerilerde bulundunuz, yani mutlaka vardı. Dedi, ama hani yine de bu yaşanan sıkıntılar kaçınılmaz mıydı? Dövizin artması KKTC'nin kontrol dışında bir olay. Evet. Bunu açıkça daha önce söyledim ben. Bunu herkes biliyor ama dediğim gibi işte belli başlı tedbirler alınırsa minimize edilebilir bunun, yani toplumun üstündeki etkisi minimize edilebilir. Dediğim gibi işte fiyat istihdam fonu çalışır düzgün bir şekilde. Bu fiyatlara yansır ve belli başlı ürünlerde fiyatlar düşer. Hı hı. İşte temel ihtiyaçlarda olsun, akaryakıtta olsun fiyatlar düşer. Artı buna ek olarak Türkiye ile olan ilişkilerimizi bu dönemlerde, kriz dönemlerinde ciddi şekilde artırmamız lazım. Yani Türkiye ile olan ilişkilerimizi daha çok sağlamlaştırırsak ve inanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi bunu çok güzel yapacaktı ve Türkiye'den gerekli fonu bir şekilde KKTC'ye yansıtacaktı ve KKTC'ye sıcak para birazcık olsun akıtabilirdi diye düşünüyorum. En azından bizi biraz daha olsun rahatlatabilirdi. Kesinlikle. Ve şimdi hükümetin aldığı işte bu 23 maddeden bir tanesi de neydi? KDV oranından düşüşü. KDV oranından düşüreceğine sen eskiden olduğu gibi KDV iadesini yap. En azından toplum eskiden olduğu gibi hatırlıyorsunuz fişlerini biriktiriyordu. Evet. Gidiyordu maliyeye parasını alıyordu. En azından birazcık olsun sektöre ve piyasaya sıcak para aktarılırdı. Ulusal Birlik Partisi bunları daha iyi yapacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Tabii işte günün sonunda dövizin kontrolü bizim ülkemizin dışında. Ben inanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi bir şekilde minimize edecekti bu etkiyi. Hı hı. Ama tamamıyla sıfırlayamazdı maalesef. Evet sevgili Mustafa, görüyorsun ki siyaset aslında o kadar da kolay bir şey değil. İçine girdikten sonra belki daha da net görebileceksin. Ama bir siyaset bilimi son sınıf öğrencisi olarak üstelik de bu alanda gerekli bilgi ve donanıma sahip olduktan sonra bu işin içine girmeye kararlısın. Yine ortak bir özellik Sayın Aydın Soy ile birlikte aileden gelen bir şey siyaset. Sanırım aileden gelen bazı şeylerden kaçamıyoruz. Bana da bazen diyorlar basın camiasına girdikten sonra, medya camiasına girdikten sonra işte baba mesleği. Aslında ben eğitimciyim diye vurguluyorum ama ailemizden gelen bazı herhalde rol model oluyorlar bize. Bunlardan kaçamıyoruz. Sen de aileden gelen bir siyasi altyapıyla büyüdün. Ama gençlerimiz ilgili mi, meraklı mı siyasete, bilgili mi? Ben bunları çok merak ediyorum. Çünkü benim gözlemlediğim maalesef gençler birçok konudan uzak büyüyor. Yeterince bilgi ve donanıma sahip olmadan büyüyor. Hep belki de klişe bir deyim olacak ama kitap okumayan, üretmeyen, araştırmayan, sorgulamayan bir gençlik, sadece duyduğuna inanan, ha böyleymiş, tamam da referansı neymiş, neye dayalı konuşmuş, neye dayalı söylemiş diye hiç sorgulamadan duyduğuna inanan bir gençlik, bir yeni nesil geliyor. Senin nedir görüşlerin bu konuda? Tabii ki toplum olarak, sadece gençlerde değil, genel olarak algılar üzerinden konuşmayı ve kulaktan doğma bilgilerle konuşup onları, o bilgileri referans göstermeyi seviyoruz maalesef. Hı hı. Toplum olarak böyle bir problemimiz var. Gençlerimiz apolitize edilmiş bir vaziyete gelmişlerdir maalesef. Dediğiniz gibi bir şeyler ortaya atılıyor ama onun referansı yoktur. O konu hakkında pek fazla da bilgi sahibi değillerdir. Ama gene de isteyen istediği gibi yorumluyor ve konuşuyor bu konuda. Hı hı. Tabii ki siyasi partilerimiz de gençlerimiz tarafından, yani apolitize edilen gençlerimiz tarafından yalnızca iş bulma kurumu olarak görülmektedir. Böyle bir de problem vardır maalesef.
Peki birazcık da gençlerin dediğin gibi apolitik olmasının veya işte hani duyduğunu sorgulamamasının nedeni zaten sorgulayabilecek kaynağı bilgiye sahip olmaması. Evet. Ben şeye özellikle bazı konularda çok takıntılıyım. Harita bilgisinin eksikliği, harita bilgisinin olmaması hani böyle çok basit gibi görünüyor. Hani ülkelerin yerlerini bilip nüfuslarını bilip veya başkentlerini bilip ne olacak? Yani sadece bir coğrafya bilgisi gibi görünüyor. Aslında bana göre işin temeli o. Yani bir şeyi yorumlayabilmek için o coğrafyayı çok iyi bilmek, haritadaki konumunu, yerini bilmek, dünya üzerindeki yerini bilmek o ülkenin bana göre çok önemli. Örneğin gençlerimiz harita bilgisinden yoksun büyüyor. Tarih konusunda haftada bir saat gördükleri belli başlı sadece tarih bilgisiyle veya ben hep söylüyorum özellikle sol görüşte ben komünizmi çok ciddi okumuş, bilgi edinmiş bir insan olarak sadece Che Guevara tişörtü giymekle hani evet. solcu oldum diyen nesiller var. Tabii. Yine sağda da aynı şey tabii ki tek bir taraf için söylemiyorum ama bence yeterince kaynak bilgi edinmiyor bu gençler. Şimdi tabii ki bir de şöyle bir sorun var. Kesinlikle katılırım buna. Bir de şöyle bir sorun var. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin sivil toplum kuruluşlarında neredeyse hiç olmadığını görürsünüz. Yani hı hı. sivil toplum kuruluşlarının içerisinde çok ender görürsünüz Ulusal Birlik Partililerin olduğunu. Hı hı. Veya daha geniş tutayım. Sağ ideolojideki insanların sivil toplum kuruluşlarında çok ender olduğunu görürsünüz bugün. Özellikle niçin? Özellikle bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ki kimse bunu ideolojik olarak algılamasın. 2000'li yılların başından itibaren Avrupa Birliği birçok sivil toplum kuruluşumuza bir takım finansal katkılarda bulunmuştur ve hala daha da bulunmaktadır. Hı hı. Özellikle de bu kuruluşlarımız eğitimle alakalı kuruluşlarımız olduğundan ötürü 2000'li yılların başından itibaren birçok gencimiz Avrupa'da, Amerika'da kamplarda beyinleri yıkanırcasına kendi öz benliklerinden uzaklaştırılmışlardır. Hı hı. Kendi manevi değerlerinden, tarihsel değerlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bunun da en büyük sorunlarından bir tanesi budur. Hı hı. Yine bunun hükümet eliyle düzenlenmesi gerekir. Bunu da yapacak olan tabii ki hükümeti bir aygıt olarak düşünürsek siyasal partilerdir o aygıtı yönetecek olanlar. Evet. Benim partim Ulusal Birlik Partisi'dir. Ben kendi partimin içerisinde bu farkındalığı yaratmak zorundayım öncelikle. Hı hı. Ve bu farkındalığı yarattıktan sonra da kendi partimin işleyişiyle, mekanizmasıyla bunların düzenlenmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarına milli davanın anlatılmasında katkı sağlanması gerekir. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında Sayın Aydın Soyer'e de sormak isterim. O biraz daha tabii uzun süredir buyurun. Bu işin içindedir ama kanımca artık çok da böyle hani uç ideolojilere kayma dönemi bitti gibi. Yani hatta şöyle deriz, sen de siyaset biliminden bileceksin tarihten de. Genelde bu ekstrem uçlar, mesela çok sağ veya çok sol, genelde bir savaş sonrası ülkelerde gözlemlediğimiz evet. bir şey oldu. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da, Almanya'da özellikle hani daha uç, ekstrem uçların ortaya çıkması. Ama içinde bulunduğumuz süreçte acaba bu kadar zaten ekstrem ayrımlar, yani direkt sağcısın ya da solcusun diye insanları etiketlemeye gerek var mı? Biraz daha böyle hani daha liberal bir noktaya gelmekte fayda var mı acaba? Hatta Halkın Partisi'nin çıkışı da her iki taraftan da bu geçtiğimiz seçimlerde oy toplaması da acaba bunun bir göstergesi mi? Biraz daha böyle ılımlı politikalar dönemi başladı mı? Zaten Ulusal bir Birlik Partisi çok böyle ekstrem bir parti olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ulusal Birlik Partisi her zaman serbest piyasa ekonomisine, liberal ekonomiye, sosyal demokrat bir siyasete dayalı bir partidir. Halkın Partisi'nin çıkışı tabii geçmiş dönemde yapılan hükümet hatadan dolayı ortaya çıkan bir partinin çıkışı oldu. Ancak işte dediğim gibi bir şekilde, nasıl demiş, balon gibi
söndü diye düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem. Çünkü Ulusal Birlik Partisi şu anda zaten ben inanıyorum bu ülkede ciddi şekilde reformlar yaptılar, ciddi şekilde imzalar attılar toplum refahı için ve inanıyorum ki en ilk erken seçimde de Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin en büyük vizyonu ve en büyük temel taşlarından biri de Türkiye Cumhuriyeti anavatanla olan ilişkileridir. Türkiye Cumhuriyeti anavatanla olan ilişkileri çok ciddi ve çok sağlamdır. Artı Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk halkının ne istediğini biliyor. Çünkü uzun zamandan beri bu ülkede hükümet ediyor, toplumu tanıyor diye düşünüyorum ben. Senin görüşün nedir Mustafa bu konuda? Yani hani ekstrem uçlara kaymaya gerek yok dedik. Tabii. Ama hani Ulusal Birlik Partisi'nin direkt sağ bir parti olarak nitelendirilmesinden... Ekstrem olduğunu düşünmüyorum tabii. Şimdi ekstrem mi veya hani öyle nitelendirmeler... Şimdi bakın siyaset biliminde şöyle bir şey vardır. Siyasi yelpaze üzerinde milliyetçi, muhafazakar ideolojilerin hepsi siyasi yelpazenin sağında yer almaktadır. Evet. Şimdi liberal ideoloji... Biraz ortaya yakın bir ideolojidir. Evet. Sağdan da alabilirsiniz, soldan da alabilirsiniz vesaire. Şimdi Ulusal Birlik Partisi ideolojik anlamda sağcı bir partidir. Sağa uygun olan bir partidir. Bundan dolayı sağcı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bir dönemde şöyle bir şey yaşandı. Barış isteyenler sola, evet. Barış istemeyenler sağa gibi bir durum da yaşandı tabii. Geçtiğimiz ama dönemlerde. Ama aslında bakarsanız Avrupa Birliği'nde ya da işte dünyanın birçok yerinde mesela birçok sol ideoloji üniter devlet yapısını savunurken bizdeki sol ideoloji federal devlet yapısını savunmaktadır. Mesela böyle bir de sıkıntı var. İngiltere'de mesela muhafazakar parti biraz baş aşağı çevrilmiş vaziyettedir. Evet, İngiltere'de mesela muhafazakar parti evet. olarak adlandırılıyor ama davranış biçimine baktığınız zaman aslında hiç de İngiltere'de muhafazakar bir yapı söz konusu değil aslında. Evet. Birazcık daha belki milliyetçilik, vatan duygusunun yoğun olduğu hepsinde mutlaka vardır da partiler diyebiliriz bu şekilde belki adlandırabiliriz. Yorumlarımıza geçeceğim. Birazdan ama geçmeden sizinle birlikte en çok değerlendirmek istediğim konulardan birisi de eğitim, gençlik, yeni nesil. Sayın Aydın Soyer, aynı dönemin çocuklarıyız. Aynen, aşağı yukarı. Bizim gençliğimizdeki... Yıllara baktığınız zaman şimdiki yeni nesil nereye gidiyor? Eğitim, okullarda verilen eğitim yeterli mi? Bu sene eğitim okullarımız maalesef çok üzülerek söylüyoruz ki sıkıntılı başladı yıla. Çok. Hala daha da sıkıntılar aşılamadı, devam ediyor. Hala daha bazı derslerden öğretmen girmeyen, ben eğitim kurumu olduğu için görüyorum, çocuğa soruyorum sosyal dersinde ne yapıyorsunuz? Sosyal öğretmeni yok ki diyor bana. Evet. Lefkoşa'nın çok önemli devlet okullarından bir tanesinde ortaokulda çocuk. Biz bana İngilizce dersine gelen çocuğa elimden geldiğince işte biraz harita bilgisiyle bir şeyler vermeye çalışıyorum. İşte biraz tarih bilgisi ufak tefek veya biraz genel kültür mesela işte belli başkanları, başbakanları bilsin gibisinden ama bunlar normalde bizim yapmamız gereken şeyler değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eğitim eskiye göre çok kötü benim şahsi düşüncem. Çünkü zamanında bizim devlet okullarımızın, gerek ilkokul olsun, ortaokul olsun, liselerimiz olsun durumu bence çok daha iyi diye düşünüyorum. Şu anda maalesef eğitimimiz oldukça kötü. Bunun da sebebi işte gelmiş geçmiş hükümetlerin uyguladığı politikalardan kaynaklanıyor. Şu anda benim ofisimin yeri tam bir ilkokulun yanında ve geçen gün bir tane müdürün, yani okul müdürünün çocuklara seslenişini duydum. Dedi ki işte yarın dedi okulumuzda grev var dedi. Saat 8'den 11'e kadar ders olmayacaktı dedi. Bunun da sebebi dedi öğretmen yok. Evet. Tamam şimdi öğretmen yok. Tabii işte sayısını tam bilemiyorum ama ben inancım birazcık da bu öğretmenlerimizin yani öğretmen sayısı az gerçekten az. Bunun farkındayım da. Bu şekilde de yani devamlı şekilde greve gitmek de öğrenciye çok ciddi şekilde zarar veriyor diye düşünüyorum ben. Bunun tekrardan revize olması lazım. Yani bir eğitim bakanlığının tekrardan eğitimi gerek ilkokul olsun, gerek ortaokul olsun, gerek lisede olsun tekrardan bir revize etmesi lazım. Çünkü öğretmenler de kendine göre haklı. Belki öğretmen sayısı az inanıyorum ama özel okulların da çıkmasıyla ne oluyor işte? Halkımız bütün
Yani halkımız iyi olan, durumu iyi olan halkımız ne yapıyor? Özel okullara veriyor çocuklarını. Aslında iyi olmayanlar maalesef bazen evet, eli mahkum çok zor şartlarda gönderiyorlar ve tekrardan yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın revize olması lazım. Yani bir eğitimin tekrardan bu ülkede revize olması lazım. Artık bu inanıyorum ki biz en kısa zamanda Ulusal Birlik Partisi olarak bu eğitimi çok ciddi şekilde ele alacağız diye düşünüyorum ben. Çünkü eğitim eskisi gibi değil, yani eğitim çok kötü durumda. Evet. Aslında Ulusal Birlik Partisi'nin içinde bunu son günlerde çok daha yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Yani bir önceki seçimlerde biriz diye çıktı Ulusal Birlik Partisi ama sanki o gerçek anlamda kenetlenme, hani hızlı bir şekilde oldu belki o seçim hazırlığı ama şu anda inanılmaz bir kenetlenme ve şöyle bir inanç doğdu ki çok yakında yeniden tekrardan bir erken seçime gelecek. Gidilebilir ve yani, Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar olabilir gibisinden. Yani gerçekten 8 Ocak'ta Kıbrıs Türk toplumunun beklentisi neydi? Tek Ulusal Birlik Partisi'nin hükümette olmasıydı. Çünkü gördüğünüz gibi 21 tane milletvekili çıkarttık ama maalesef biliyorsunuz işte dışarıda kaldık ve şu anda 4 tane parti hükümetçilik oynuyorlar ve 4 tane partinin hükümetçilik oynaması çok zor. Çünkü 4 tane düşün, 4 tane başın bir şekilde karar alması çok zor zaten. O yüzden karar alınırken çok zor alınıyor. Bugün mesela bir şey duydum. Meclis toplanamadı. Evet. Genel Nisan'da toplanamadı. Düşünün, toplumda o kadar sıkıntı varken, ülkemizde o kadar sıkıntı varken sen düşün mesela meclisi hükümet olarak toplayamıyorsun. Bu çok üzücü bir şey. Bir an evvel yani bunlar tekrardan düşünülmesi lazım. Evet. Yani üst düzey yöneticilerin. Çünkü toplum sıkıntı halinde. Toplumda ciddi sıkıntı var ama sen meclisi toplayamıyorsun. Bu soru işareti yani. Üzülüyorum yani. Sen nasıl düşünüyorsun Mustafa? Yani bu dediğim gözlem doğru mu? Yani biz çünkü çocukluğumuzda bizim Aydın Soyer biliyordur. Sadece Ulusal Birlik Partisi tüm partilerin böyle bir mitingler olurdu ki bizim tek eğlencemizdi. Evet. Ve işte bir Fenerbahçe, Galatasaray işte şampiyon geldiği zaman yollara, sokaklara çıkmamız çok da eğlence alternatifi yoktu Kıbrıs'ta. Yani desteklediğiniz bir takımın veya bir partinin bir başarı elde etmesi veya işte müzikler vardı. Örneğin Ulusal Birlik Partisi'nin Haydi Şimdi Eller Havaya şarkısı herhalde efsanedir o yılların. Herkes o şarkıları açıp işte arabasında coşardı. İşte mitingler olurdu Ulusal Birlik Partisi'nin saray önünde, Gine Kapısı'nda olurdu genelde. Gençler için desteklediği partinin mitingleri de bir eğlenceydi, bir kenetlenme vardı, daha fazla bir birlik vardı. Son zamanlarda hiçbir partide bu denli kenetlenmeye ben rastlayamadım maalesef. Biraz daha böyle parti içinde çatışmalar veya bireysel düşünceler, tüm partiler için söylüyorum, tek bir parti için değil, lütfen yanlış anlaşılmasın, kişisel çıkarlar gündeme gelmeye başladı. Ama bu son günlerde bu kurultayla birlikte sanırım parti içerisinde de böyle bir yeniden birlik, beraberlik düşüncesi, öyle bir gözlemin var, ne düşünüyorsun? Evet, tabii ki Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayları adeta bir genel seçim havasında geçmektedir. Evet. Bundan dolayı da örneğin 72 kişilik parti meclisi 72 kişilik parti meclisine 150'nin üzerinde adayımız vardır. Bu da partideki canlılığı gözler önüne sermektedir aslında. Ve belki de kurultaydan sonra genel başkanlığa hangi adayımız seçilirse seçilsin, belki de Ulusal Birlik Partisi işte bir genel seçime gidilecektir ve Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidara gelecektir. Belki de böyle bir şey olacaktır. Tabii ki bu ülkedeki temel sorun hükümet sorunu mudur? Yoksa siyasilerimizin iş bilmezliği midir? Bu soruyu da aslında kendimize sormamız gerekir. Yani toplumdaki herkesin kendine bu soruyu sorması gerekir aslında. Çünkü en doğru kişilerin doğru noktalarda olamaması gibi mi? Hem doğru o var algıladım. Yani gerek bürokraside işin ehli insanların gerek diğerlerde olmaması, gerekse tabii ki bazı çevreler tarafından işte parlamenter sistemin işlemediği ortaya atılmaktadır. Hükümet sisteminin değiştirilmesi ve başkanlık sistemine geçilmesi gibi tartışmalar söz konusudur. Biliyorsunuz Dr. Fazıl Küçük Vakfı bunun bir çalıştayını düzenlemiştir. Tabii ortaya net bir sonuç çıkmamıştır. Parlamenter mi, başkanlık mı olsun diye. Tabii ki bunlar toplumların kültürleriyle, siyasal kültürleriyle bağdaşan konulardır ve
iyice araştırılması gerekir. Tabii ki biz parlamenter sistemin nimetlerinden nemalanamadık yeterli derecede. Bununla ilgili bazı düzenlemeler olması gerekir. Biraz küstürdük de sanki gençleri siyasete. Yani her tarafta diyeyim, tüm partilerin içerisinde biraz küstürdük de. Tabii ki siz düşünün bir siyasi partiyi destekleyeceksiniz. Örneğin Ulusal Birlik Partisi'ni. Partiniz %35 gibi bir oranla birinci çıkacak sandıktan ve hükümet olamayacaksınız. Hı hı. Bu da ciddi bir hayal kırıklığıdır örneğin. Evet. Tabii ki öyle. Şimdi evet. Öteki partilere bakıldığında hiçbir partinin 12 bin yakın üyesi yok. Yani dediği gibi Mustafa'nın bizim kurultaylarımız olsun, katılımlarımız olsun çok ciddi boyutta. Yani 12 binden üyeyi bir yere toplamak ve bir kurultay yapmak ve 150'ye yakın parti meclisi adayı olması bu partinin canlılığını gösterir ve partinin gücünü gösterir. Zaten dediği gibi işte 20 bin tane milletvekili çıkarttık ve benim inanıyorum bizim işte kurultayımızdan sonra 28 Ekim kurultayından sonra en kısa zamanda biz tekrardan hükümette olacağız ve tek başımıza iktidarda olacağız diye düşünüyorum. Evet. İnşallah. Şöyle bir şey, benim çok sevgili teyzem şimdi bizi izliyordur herhalde, sevgilerimi iletiyorum. Rahmetli eniştem şöyle derdi teyzem hep, ben kabineyim derdi. Eşim de başbakan derdi. Ben kararı alırım, o da onaylar derdi. Hani aslında hep biz şey deriz, ben bilmem bey midir ama aslında görülmeyen bir kadın gücü vardır aslında hep dediği benzetmeyi ben çok beğenirim. Ulusal Birlik Partisi'nde de kadın kolları çok ciddi aktif bir çalışıyor. Belirleyicidir evet, aslında. Aktif çalışıyor. Ayrıca siyasilerin de vekillerin de eşlerinin gücü kesinlikle göz ardı edilmez derecededir. Sayın Şerife Ünverdi de anneniz çok sevdiğim birisidir. Çocukluktan birlikte. Zamanında gerçekten Ulusal Birlik Partisi'ne de çok ciddi değerler katmış kişilerden birisidir. Dilerseniz yorumlarımıza geçelim. Süremiz daralıyor. Muhtemelen farklı yorumlar vardır. Olabilir. Siz notlarınızı alırsınız. Hızlı bir şekilde değerlendiririz. Bakalım Recep Çalıda'yla başlıyoruz. Seren Yenen, İnci İnanç, Emre Hadaklı, Murat Uzun bizleri izliyor. Emre Hadaklı merhaba demiş. İyi yayınlar Cemre Hocam demiş. Kaan Ceylan bugün ziyaretimize de geldi. Kendisiyle tanışma fırsatı bulduk. Diyalog TV'nin değerli izleyicilerinden sevgilerimizi iletiyoruz. İyi yayınlar, hoş sohbetler Cemre Hanım demiş. Müslüm Güçler yazmış. Sayın Aydın Soyer Bey'i daha önceki programlardan tanıyoruz. Hala davetimize icabet etmemiş de olsa artık icabet edin. Sayın Aydın Bey program yazıyor Müslüm Bey. Hala davetimize icabet etmemiş de olsa kendisi sevdiğimiz bir kişi demiş. Sevgili Mustafa kardeşimize de çıktı bu meşakkatli yolda başarılar dileriz. Temiz ve gelecek vadeden bir kardeşimiz. Ulusal Birlik Partisi için ise temennimiz temiz ve güçlü siyaset demiş. Mustafa kardeşimiz bir siyaset bilimci olarak babası dışında kimleri örnek almaktadır demiş. Sayın Ersin Tatar bizleri izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz buradan kendisine ve başarılar diliyoruz. İbrahim Katmer yazmış. İyi yayınlar Cemre Hanım. Ülkemizde en büyük sorun uyuşturucu sorunudur. Maalesef ki uyuşturucu çok küçük yaşlara kadar düşmüştür. Bu konuda Ulusal Birlik Partisi'nin de kendi payına düşen çalışmalarını yerine getirmesi gerekmektedir. Sayın Aydın abimiz ve Mustafa kardeşimiz bu konuda ne düşünüyor demiş. Tekin Birinci bizleri izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz. Seran Yenen yazmış. İyi çalışmalar dilerim. Sevgili Aydın Soyer ve Mustafa Çalıdağ'a çıktıkları bu yolda başarılar dilerim. Tam destek demiş. Hasan Aytaç Eşan, Ali Akar, Emrah Ay selamlarını göndermiş. Emrah Ay şöyle yazmış. Benim sorum Aydın Soyer'e demiş. Daha önceki programınıza dövizle ilgili öngörülerinizi dile getirmiştiniz. Ama maalesef ne seçimler ne de Rahip Brunson'un, serbest bırakılması dövizdeki durumu değiştirmemiştir. Sizce halk olarak bu içinde bulunduğumuz durumda ne kadar daha devam edebiliriz? Kemerleri sıkalım da her gün artan fiyatlar, zamlar daha fazlası artık açlık sınırıdır. Ne düşünüyorsunuz? Aydın Soyer demiş. Erol Cansek, İsmail Sar yazmış. Bence gençliğin en büyük sorunu sorumsuzluktur. Gençlerimiz rüzgarın yönüne göre amaçsızca savrulan, bilgi ve düşünceden yoksun bir şekilde büyüyor. Yorumunuz nedir demiş. İçler Moreket, Hüseyin Nazlı, Zeka Uçer, Ayşe Ömer Balkaya bizleri izliyor. Sayın Girne Milletvekilimiz Ulusal Birlik Partisi'nden eski Eğitim Bakanı Özdemir Berova bizleri izliyor. Sevgilerimizi iletiyoruz.
Fikret Günözger, Zeynel Savaşçı bizleri izliyor. Zeka Uçer, kolay gelsin. İyi yayınlar Cemre Hanım. Londra'dan izliyoruz. Sevgiler demiş. Erol Cansek, hayırlı yayınlar dilerim. Şahsen Aydın Bey'le birkaç kez tanışıp sohbetimiz olmuştu. Ve gerçekten Aydın Bey deneyimli, Avrupa görüşlü, çok fikirli ve anlayışlı bir şahsiyete sahiptir demiş. Kendisine başarılar dilerim. Ülkemiz Aydın Bey gibi kişilere ihtiyacı var demiş. Çok teşekkür, Erol Bey, çok teşekkür ederim ben de. Evet, çok sevgilerimizi iletiyoruz. Ceyda Tarhan, Hasan Nihat Erduran. Hasan Nihat Erduran, bravo Cemre Hanım. İyi yayınlar gençlerimiz. İyi yayın, bravo Cemre Hanım demiş Hasan Nihat Erduran. Özdemir Berova yazmış, milletvekilimiz, Gine milletvekilimiz. İyi yayınlar, gençlerimize başarılar dilerim demiş. Hasan Nihat Erduran, Ulusal Birlik Partisi TMT'nin siyasal ifadesidir cümlesi ne ifade eder gençlere diyor. Evet. UBP TMT'nin siyasal ifadesidir cümlesi ne ifade eder demiş. Serdar Cesurer, hoş vakitler, iyi yayınlar. Altan Karakuş, Zeynel Savaşçı, kolay gelsin, çok şıksınız, çok başarılısınız Cemre Hanım demiş. Bu arada yorum gelmişken vurgulamak isterim. Her hafta Koton mağazasından giyiniyorum. Çok teşekkür ederim sponsorluklar için. Ama bu hafta bir değişiklik yaptık. Yeni açılan Rose Eye markasından giyindik. Dereboyunda Moda Black mağazasında onun bir bölümünde yer almaya başladı Rozay. Çok sevdiğim arkadaşım Gülden ve Gözden'in buradan teşekkür ediyorum. Bugünkü kombin için ve başarılar diliyorum. Sultan Ünsal bizleri izliyor. Aydın Soyer biliyordur. Herhalde sizin de müdürünüz olmuş mudur Sultan Hanım? Sultan Ünsal 20 Temmuz Fen Lisesi'nin müdürlerindendi. Kolej mezunuyum ben. Evet. TNK'dan olduğum için tam ondan dolayı bilemedim. Çok değerli hocalarımızdan. Evet. Altan Karakuş, Mesut Kazık, Kemal Aksu, Hüseyin Sadagahi, Hasan Nihat Erduran, kadın nüfus %50 üretim ve siyasetten koparsa kadın o ülke çöker demiş. Kolay gelsin. Ahmet Yücel Çalı'dan merhaba, iyi yayınlar. Konuklarımız çok başarılı ve çok temiz iki insan. Mehmet Paksoy, UBP tek başına iktidardır. Aydın Bey genç geleceğin milletvekilidir. Mustafa'ya da demiş, devamı gelmemiş herhalde, başarılar dilerim demek istemiş Mustafa Paksoy. Davut Köse, kolay gelsin, başarılar. Daha var ama maalesef burada duruyorum. Yine tabii, devam ederiz ancak cevaplayacağız tabii, herhalde. Ben öncelikle Hasan abimizin sorusunu... Evet. Evet, sorusunu cevaplamak isterim. Hı hı. Dedi ki UBP TMT'nin siyasal ifadesidir. Gençliğimize neyi anlatmaktadır, neyi anımsatmaktadır? Bu konuda ben şunu söyleyeyim. Ulusal Birlik Partisi'ni kuran ruh, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ruhudur. Hı hı. Ve bu ruhu yaşatacak olan da elbette ki biz gençleriz diyorum ve kendisine saygılarımı sunuyorum. Evet. Bir başka soru gençliğin sorumsuzluğuyla alakalıydı. Bir de uyuşturucu konusu, gençlikle uyuşturucu ilgili. Uyuşturucu konusu var bir de. Gençliğin sorumsuzluğuyla alakalı olarak yani tam sorumsuzluk demeyelim de aslında temel sorun aidiyet duygusunun eksik olmasıdır. Yani örneğin... Kimlik duygusu diyelim. Evet, yani her anlamda aidiyet duygusu. Yani yaşadığımız bu ülkeye, bu topraklara sahip çıkmıyoruz. Örneğin çevremizi temiz tutmuyoruz. Arabada giderken sokağa sigaramızı içip yola atıyoruz. Trafik ışıklarında beklemiyoruz. Hayvanlara karşı saygılı olmuyoruz. Bunların hepsi aidiyet duygumuzun eksik olduğunu gösterir ve sorumsuz olduğumuzu gösterir. Hı hı. Ama Rum tarafına geçerken hemen emniyet kemerimizi takıyoruz. Trafiğin bütün kurallarına uyuyoruz. Bunları da belirtmek isterim. Uyuşturucu konusunda tabii ki bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi gerekir. Bu konuda biliyorsunuz uyuşturucu ülkemizde her alana yayılmış vaziyette. İlkokullarımıza kadar inmiş vaziyettedir. Evet, maalesef. Psikolog arkadaşlarımızla da bu konuyu Ulusal Birlik Partisi parti meclisine aday olan psikolog arkadaşlarımız da var. Onlarla da bu konuyu tartışıp tabii ki gereğini yapacağız. Benimle ilgili galiba iki tane soru var. Evet, orada. Evet, aslında Aydın Soyer'e çok destek geldi. Çok teşekkür ederim. Öyle söylemeliyim. Sevilen evet, bir kişisiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Hepimiz öyle de. Uyuşturucuyla ilgili tek bir şey söylemek istiyorum. Geçmiş hükümette, bizim hükümetimizde, bizim işte başbakanlıkta kurulan uyuşturucu enleme ve denetleme kurulu diye bir
bölümümüz oldu. Başbakanlıktan, evet. Uhdesinde ve bunun da başkanı Hasan Bey'di. Hasan Bey çok ciddi çalışmalar yaptı bu konuyla ilgili ve Ulusal İlik Partisi uhdesinde, hükümetimizin üstesinde ciddi şekilde faaliyetlerde bulunuyorum. Evet, uyuşturucunun atması bence bu ülkede en büyük problem. Atmasının sebebi bence Rum tarafı sınırlarının açılmasından dolayı kaynaklandı. 2004'te sınırlar açıldı ve uyuşturucu birazcık olsun bu ülkede birazcık arttı diye düşünüyorum ben. Onun da bir sebebi vardı yani, biraz sınırlardan dolayı. Tabii orada dolayı. Yani sınırları kapatamayacağımıza göre. Daha çok ciddi tedbirler ve önlemler alınırsa, denetimler yapılırsa bence biraz daha çok azalır diye düşünüyorum. Evet. Orada başka bir soru oldu benim. Galiba dövizle ilgili evet, bir soru oldu. Evet, dövizle ilgili. Daha önceki programlardan herhalde gündeme gelmiş. Evet. Seçimler bitti. Hangi seçimler? Acaba Türkiye'de herhalde referandumla ilgiliydi olabilir. Belki. Olabilir. Ondan önce istedi programımız. Bir de döviz, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili. Ama zamlar diyor, hani konuştuğumuz gibi... aynı i̇şte. Şekilde kemerleri sıkıyoruz da ne olacak diyor sonu, nereye kadar sıkacağız? Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Belli ki izliyor bizi. Buradan çok teşekkür evet. ediyorum kendisine de. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi dövizin kontrolü bizim dışımızda olan bir olay. Döviz şu anda düştü ama işte maalesef hükümet gerekli atılımları yapmıyor. Döviz düştüğü halde fiyatlar hala daha düşmüyor. Burada bence hükümette ciddi bir sıkıntılar var. Bir şekilde dövizin düşmesinden dolayı fiyatlarda yansıtması gerekir hükümetin ama işte maalesef hükümet bunu yapmıyor diye düşünüyorum ben. Evet, Müslüm Güçler bir de Mustafa şeyi sormuştu. Kimi örnek alıyorsun siyasetçilerden diye, onu geçmeyelim. Merak ettim. Ben de o soruyu. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben siyasileri örnek almam. Benim örnek aldığım tarihimizdeki liderlerdir. Bunlardan en önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Tabii ki babam dışında dendi galiba orada. Evet. Babam dışında örnek aldığım herhangi bir siyasi de yoktur. Babam tabii ki bugünlere gelmem de en önemli mihenk taşıdır. Sayın Aytaç Çalı da buradan ona da sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, bu şekilde. Evet, programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Böyle çift konuk da olunca bir evet. de çok keyifli gidiyor. Hiç kapatmak istemiyorum ama içeriden uyarı geliyor. Yavaş yavaş toparlayalım. İstersen Mustafa senden alayım. Son olarak neler söylemek istersin? Tabii ki ben son olarak hiç girmedik tabii o konuya. Yani girersek zaten çıkamayız. Kıbrıs konusu hakkında ben şunu söylemek isterim. Artık görünen odur ki iki devletli bir çözüm kaçınılmaz olmuştur Kıbrıs sorununun çözümünde bana göre. O yüzden biz devletimize sahip çıkmalıyız. Devletimizi çağdaş, münhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmalıyız. Kurumlarıyla her konuda çağdaş bir devlet haline gelmeliyiz. Ana vatanın etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmemeliyiz ki Rum tarafı bugünlerde biliyorsunuz garantilerin çağ dışı olduğunu nitelemektedir. Ama bugün Almanya'dan Japonya'ya kadar garantilerin söz konusu olduğu, garanti sisteminin uygulandığı birçok ülke sayabiliriz. Dediğim gibi Türk ordusunun da buradaki varlığı ve garantiler bizim için de çok önemlidir. Evet. Son sözlerim ise şudur. Başına da söylediğim gibi duygu ve düşüncelerinizi halkımızla paylaşmamıza, üyelerimizle paylaşmamıza olanak tanıdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 28 Ekim'deki kurultayımızın oylamasında biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi Lefke Gençlik Kotası'ndan parti meclisine adayım ve saygıdeğer Ulusal Birlik Partili üyelerimizin desteğini bekliyorum. Takdir sizlerindir. Evet, çok teşekkür ederim. Başarılarının, şüphem yok ama başarılarının devamını dilerim. Başarılı olacağından kesinlikle eminim. Elimizden geldiğince her zaman yanınızdayız. Gençlerin, tüm gençlerin destekçisiyiz. Evet Sayın Aydın Soyer. Ben burada son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yine ben ekonomiye değinmek istiyorum. Çünkü evet. biliyorum ki toplumumuzun refahı en önemli konulardan evet. biri. Herkesin huzurlu bir şekilde refahlı olmasını istiyorum ekonomik yönden. Döviz birazcık düşmüş olabilir. Ama döviz lütfen boşlanmayın düşmesine rağmen. Evet. Çünkü bu döviz tekrardan artabilir. Aralıkta ciddi bir şekilde yükseliş olabilir diye düşünüyorum. Evet, bu da çok ciddi bir uyarı. Gerçi bir taraftan da banka faizleri ama bu dönemde galiba borçlanmamak en iyisi. En iyisi aslında. Borçlanmamak evet. en iyisi. Yani tasarruflu olmak en iyisi ama dediğim gibi tekrardan borçlanmak ihtiyacı olursa kesinlikle döviz borçlanmasından, çünkü döviz istikrarlı bir
evet. Şu anda. Tabii. Evet. Size de çıktığınız bu yolda başarılar dilerim. Parti Meclis üyesi adaylığınızda yine eminim şüphemiz yok ki başarılı olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ama bir kez daha size de başarılar diler. Bugün göstermiş olduğunuz incelikten dolayı davetime nezaket gösterip katıldığınız için, bilgilerinizi, düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için bir kez daha ben de sizlere çok teşekkür ederim ve başarılar dilerim. Evet, 360 derecede bir programın sonuna daha geldik. Yine çok güzel bir parçayla kapatıyoruz. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayri diyor Sezen Aksu. Önümüzdeki hafta yine saatlerimiz 15.10'u gösterirken Diyalog TV ekranlarında 360 dereceyle sizlerle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın. Biz bir elmanın iki yarısıyız. O en çok sevdiğim bebe. Lefkoşa'da kebabın doğru adresi, eşsiz lezzetlerin mekanı, Urfalı Osman Bey Konağı, Cemre Akar'la 360 dereceyi sundu.